Herkese merhabalar arkadaşlar. Bu videoda size anlatmak istediğim kişi Kılıç Ali. İyi seyirler dilerim. Herkese merhabalar. Yine bir kim kimdir videosuyla karşınızdayım. Bugün anlatmak istediğim kişi Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın 1919'dan 1938'e kadar neredeyse yanından hiç ayrılmayan ve Atatürk'ün silah arkadaşlarından olan Kurtuluş Savaşı'mızın kahramanlarından Kılıç Ali Paşa'dır. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde Kılıç Ali olarak bilinmektedir. Esas adı Asaf'tır. Kılıç Ali'nin babası Rodos'tan gelmiştir. Evladı Fatiha'ndan Rumeli'nin fethinde bulunanların soyundan olan Hüsrevoğulları sülalesine mensuptur. Bu sülaleye aynı zamanda Yeşil İmamoğulları da denmektedir. Kılıç Ali'nin ana tarafı Kafkasya'dan 1890'larda Hendek'e göçen Abhaslardandır. Babasının adı ise Tevfik Bey'dir. Tevfik Bey asker olmuş ve saray muhafızı kıtasında Miralayla kadar yükselmiştir. Kılıç Ali'nin annesi Demsas Hanım ise genç yaşta Osmanlı Sarayı'na verilmiş, orada yetişmiş, daha sonra çırağı edilerek Tevfik Bey ile evlendirilmiştir. Kılıç Ali ailenin tek ve en büyük çocuğudur. Daha doğrusu tek erkek çocuğu ve büyük çocuğudur. Üç tane de kız kardeşi bulunmaktadır. Vesiret, Naime ve Nedim'e. Kılıç Ali, dayısının oğlu olan Muzaffer Bey ile Anadolu'ya geçip Mustafa Kemal'e katılmış fakat bu hareket Tevfik Bey tarafından ilk etapta padişaha bir başkaldırı olarak yorumlanmıştır. Tevfik Bey yani Kılıç Ali'nin babası Mustafa Kemal'le ile Kılıç Ali'nin gıyaben idama mahkum edildikleri haberini Bostancı'da bir eczanenin önünde otururken haber almış. Şeyhülislam fetvası ve padişahın i̇rade i seniyyesi emriyle alınan bu karar, Kılıç Ali'nin dedesi olan Tevfik Bey'in orada ansızın vefat etmesine sebep olmuştur. Kılıç Ali yani Asaf Bey, Gedikli Küçük Zabit Mektebi'nden 1906 yılında mezun olmuş. Harp okulu mezunu olmamasına rağmen başarılı hizmetleri nedeniyle 1909'da teğmenliğe, 1915'te üst teğmenliğe yükselmiş. Balkan Savaşı sırasında Çanakkale cephesinde görev yapmış burada bacağından yaralanmıştır. Asaf Üsteğmen İstanbul'da görev yaparken karargah çadırının hemen yanında bulunan bir konaktaki Hümeyra adlı bir genç kızı görüp ona aşık olmuştur. Daha sonra bu genç kızı tekrar bularak evlenmiştir. Bu hadise de şöyle gerçekleşmiştir. Bacağındaki yaranın tedavisi için Almanya'ya gitmiş, Almanya'dan 1916 yılında geri döndükten sonra Bakırköy'deki konakta yaşayan bu güzel kızı bulup evlenmiş bulunmaktadır. Kılıç Ali 1918 yılında yüzbaşılığa terfi etmiştir. Bu arada birinci sınıf harf nişanıyla taltif edilir. Ardından Genelkurmay Başkanı Enver Paşa'nın kardeşi Nuri Paşa'nın yaveri olarak İslam ordusuyla Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gitmiştir. Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin hezimete uğraması üzerine tekrar İstanbul'a dönmüştür. 1917 yılında Fahir adını verdiği oğlu dünyaya gelmiş. Fahir Bey'den sonra yine Gündüz adında bir kardeşi daha olmuştur Fahir Bey. Ancak Fahir Bey yani Kılıç Ali'nin ilk oğlu daha sonradan Yalın adını almıştır. Gündüz Bey de ünlü bir futbolcu olan Baba Gündüz lakabıyla bilinmektedir. Kılıç Ali'nin üçüncü oğlu Mahmut Keskin ise cephe komutanı olarak görev yaptığı Maraş'ta Fransızları yendiği 9 Şubat 1920 günü dünyaya geldi. Birinci Dünya Savaşı'nda uğranılan hezimet vatanperver Türk subaylarını perişan etmiş bulunmaktadır. İstanbul'da huzur bulamayan, içi içine sığmayan genç subaylardan Yüzbaşı Selim, Yörük, Yüzbaşı Osman, Tufan ve Yüzbaşı Asaf yani Kılıç Ali birlikte hareket etmeye karar verildi. Bu arada eski komutanları Nuri Paşa kendilerine bir haber yollar. O tarihte Orta Asya'da bulunan Enver Paşa'nın genç subaylar istediği kendilerine bildirilir. Kılıç Ali ve arkadaşları bu haber üzerine derhal karar verirler. Turan'a gideceğiz, vatanı o yoldan Turan'ı gerçekleştirmek suretiyle kurtaracağız derler. Turan yolcusu genç subayların seyahat etmeleri için ellerinde paraları yoktur. O sırada para aramaya koyulur. Hemen akıllarına geçmiş yıllardan tanıdıkları İttihat ve Terakki'nin eskisi eski mesul muhasibi Celal Bey yani Bayar gelir. Onda para olduğunu öğrenmişlerdir. Akisar'a kadar giderler. Celal Bayar'la buluşurlar. Celal Bey kendilerine şu sözleri söyler. İstediğiniz parayı vereyim. Orta Asya'ya gidin. Enver Paşa'nın ordusuna katılın. Ama iyi düşünün. Geri döndüğünüzde acaba Anadolu'yu yerinde bulabilecek misiniz? Celal Bey bu soruyu sorduktan sonra karşısındaki bu üç gence son olarak şöyle söyler. Bana kalırsa Sivas'a gidip Mustafa Kemal'e katılın. Celal Bey o dönemde aynı zamanda Galip Hoca olarak bilinmektedir. Celal Bey'in söylediği bu sözler Kılıç Ali ve arkadaşlarına makul gelir. Orta Asya'ya Turan mücadelesine gizmek gitmekten vazgeçip 1 Eylül 1919 tarihinde Mustafa Kemal'in Sivas'taki karargahına ulaşırlar. Gazi Paşa bu üç genci Enver Paşa'nın adamları olarak bildiği için ilk önce kabul etmek istememiştir. Enver Paşa'yı hiç onaylamayan Mustafa Kemal Paşa, iddiaçı takımının Anadolu hareketinin engellenmesinden endişe etmektedir. Hatta bu üç genç subayı Enver Paşa'nın casusu olarak görmüştür. Kılıç Ali Bey, Mustafa Kemal Paşa'nın verdiği görevleri başarıyla yerine getirir. Sonra da huzurunda büyük bir sınavdan geçer ve başarılı olur. Mustafa Kemal Paşa, Kılıç Ali'nin o günlerde asaf olan adını nedense beğenmemiştir. Kendisine nereli olduğunu sorar. Kılıç Ali İstanbulluyum da. Beşiktaş, Valide Çeşme, Kılıç Ali mahallesindenim cevabını almıştır. O yıllarda soyadı olmadığı için kişiler oturdukları mahallenin adını soyadı olarak kullanmaktadırlar. Kılıç Ali mahallesinden yüzbaşı Asaf Bey de Asaf Kılıç diye anılmıştır. Mustafa Kemal Paşa, Yüzbaşı Asaf'ı dinledikten sonra tamam demiş, Bundan sonra senin adın Kılıç Ali. Senin iki arkadaşınla birlikte Güney Cephesinde Antep ve Maraş'a memur ediyorum demiştir. Kılıç Ali yanında Osman Tufan, Selim Yörük olduğu halde güneye Pazarcık yolu ile Antep'e gider. O günlerde büyük babasının adını kullanmaya başlamıştır tanınmamak için. Zahire taciri Emrullah olarak kendisini tanıtır. Ancak kısa zamanda deşifre edilir. Mustafa Kemal'in komutanı Kılıç Ali Paşa geldi diye etrafta söylenmektedir. Kılıç Ali, Antep, Maraş ve Havalisi Kuvayi Milliye Komutanı olarak Fransızlara ve Ermenilere karşı savunmayı örgütlemiştir. Bu arada bölgede bulunan Fransız işgal Kuvvetleri'nin komutanına yazdığı mektuplarla onlara meydan okumuştur. Burhan Cahit, Gazi Antep ve Kahraman Maraş savunmalarına ait kitabın başlığında Gazi'nin dört süvarisinden biri olan Kılıç Ali bu bölgede destan yazmıştır demektir. Kılıç Ali 4 Nisan 1920'de yapılan Büyük Millet Meclisi seçimlerinde Gaziantep milletvekili seçilmiştir. Ancak cephedeki görevini bırakmamış ve meclisten izinli sayılmıştır. Kurtuluş Savaşı'nın en kritik dönemlerinde Yozgat'ta Çapanoğullarının isyan çıkarması üzerine askeri kuvvetleriyle birlikte intikal etmiştir. Burada ciddi bir başarı elde etmiş, hatta kuvvetleriyle isyanı bastırmış, bölgenin de sıkı yönetim amiri olmuş. Kılıç Ali, 25 Temmuz 1920 tarihinde Ankara'ya gelip Büyük Millet Meclisi çalışmalarına katılmıştır. 22 Eylül 1920 tarihinde ise Ankara İstiklal Mahkemesi'ne üye seçilmiştir. Bu görevini İstiklal Mahkemesi devam ettiği sürece aralıklarla yürütmüştür. Kılıç Ali, Büyük Millet Meclisi'nin ilk beş döneminde görev yapmıştır. Önce Antep, mebusu olmuştur. Atatürk'ün 1938 yılında ölümünden sonra Cumhurbaşkanı İnönü 1939 seçimlerinde kendisini aday göstermemiştir. Kılıç Ali, İş Bankası'nın da kurucu üyesidir. Banka Yönetim Kurulu'nda 1960 yılına kadar görev yapmıştır. Atatürk döneminde izlediği siyaseti 1960'lı yıllarda da sürdürmek istemiştir. Bir ara Yeni Türkiye Partisi'nden seçimlere girmiş Lakin bir netice alamamıştır. Kılıç Ali 14 Temmuz 1971'de İstanbul'da vefat etmiştir. Tam 4 tane evlilik yapmış bulunmaktadır. Ve Kılıç Ali Kurtuluş Savaşımıza damgasını vuran büyük bir vatanperverdir. Hatta Kılıç Ali 1919'dan 10 Kasım 1938'e kadar kelimenin tam anlamıyla kendisini Atatürk'e adamış, onun yanından hiç ayrılmamıştır. Atatürk'ün manevi evladı Sabiye Gökçen Hanımefendi'nin bir televizyon programında ifade ettiği gibi Kılıç Ali Atatürk'ün en denenmiş ve sadık arkadaşıdır. Hatta bir park otelinde şöyle bir olay gerçekleşmiştir. Tarihi park otelinin sahibi olan Ermeni asıllı bir vatandaşımız yıllar önce şu öyküyü anlatmıştır. Atatürk otelde arkadaşlarıyla yemek yerken birden elektrikler söndü. Birkaç dakika sonra yine geldi. Ortalık aydınlığında görünen manzara şu idi. Atatürk'ün yanında bulunan Kılıç Ali ve diğer arkadaşları ellerinde tabancaları ile gazinin üzerine vücutlarını siper etmiş bekliyorlardı. Atatürk'ün son yıllarında gazeteler daima yanında bulunan kişilerden söz ederken Kılıç Ali için zevatı muteda mutade tanımlamasını kullanmıştır. Kılıç Ali bu ünvanı çok sevmiş ve iftihar etmiştir. Bu videomuzda Kılıç Ali'yi kısa bir şekilde size anlatmaya çalıştım. Tabii ki Kılıç Ali çok önemli bir şahsiyettir tarihimiz için. Atatürk'ümüzün en yakınında bulunan silah arkadaşlarından biridir. Maraş'ta ve yine Antep'te Kuvayi Milliye'yi yöneten, idaresini yapan ve bu yörelerin vatan savunmasında bağımsızlıklarını elde etmelerinde, kahramanca savaşmalarında, Fransızları püskürtmelerinde en büyük rol sahibi olan komutanlardan biridir. Bu vesileyle hem Kılıç Ali'yi hem de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anmış olalım. Her ikisinin de Allah mekanını cennet eylesin. Kurtuluş Savaşı'nda savaşmış olan asker ve sivil, Türklük ve İslamiyet için mücadele etmiş olan herkesin Allah mekanını cennet eylesin. Değerli arkadaşlar bu videoyu sonlandırırken Kılıç Ali'nin hayatını anlatan bu küçük bölümü hangi kitaptan aldığımı size söylemek istiyorum. Bu kitabı da size tavsiye ederim. Atatürk'ün sırdaşı Kılıç Ali'nin anıları derleyen Hulusi Turgut. Türkiye İş Bankası kültür yayınlarından çıkan çok önemli bir kitaptır. İçerisinde hem Kılıç Ali'nin hatıraları hem de Kurtuluş Savaşı'mıza ait çok önemli tarihsel bilgiler bulunmaktadır. Yani bir anı kitabıdır ancak bir tarihtir. Zaten Kurtuluş Savaşı'nda savaşmış olan vatanperver komutanlarımızın anıları bir tarihtir. Bu kitabı alıp okumanızı size bu vesileyle tavsiye etmiş oluyorum. Tabii ki başka kitaplar da var Kurtuluş Savaşı ile ilgili olan. Onları da elinizden geldiği kadar temin edip okumanız Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin nasıl kurulduğunun bilinmesi açısından da son derece önemlidir. Size bu konuyla ilgili tavsiye edeceğim kitaplardan biri Süreyya Aydemir'in kitabıdır. Tek Adam kitabı, 3 çift olarak bulunmaktadır. Kılıç Ali'nin anıları keza aynı şekilde. Yine Kılıç Ali'nin notlarından çıkan başka kitaplar da bulunmaktadır. Bunları da araştırıp da temin edip okursanız sizler için gayet faydalı olacaktır. Bu tavsiye ettiğim kitapları zaten ben de okumuş bulunuyorum. Videoyu sonlandırıyorum. Eğer beğendiyseniz beğenip abone olabilirsiniz. Veyahut da yorum yapmak isterseniz yorum yaparak da katkıda bulunabilirsiniz. Teşekkür ederim. Allah'a emanet olun.